Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel başlıyor. Birleşik Devrim'in Sesi programından iyi günler. Her hafta olduğu gibi programımıza haftaya düşen haberlerden derlediğimiz haber turumuzla başlayacağız. Ardından devrimci basının birinci sayfalarına bakacağız. Bu hafta Bir Konu Bir Konuk bölümünde siyasetçi Kemal Aktaş ile MHP grup toplantısında faşist Bahçeli'nin Kürt Halk Önderi'ne yaptığı çağrıyı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın mesajını ve TUSAŞ tesislerine yapılan baskını konuşacağız. Devrimci Hafsa'da devrimci hareketin tarihine ilişkin notları, güvercin postasında ise hapishaneler ilişkin haberleri sizlerle paylaşacağız. Birleşik Devrim'in Sesi Haber. Birleşik Devrim'in Sesi Haber. Değerli dinleyenler, programımıza haftaya düşen haberlerden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan KCK, hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder APO'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir ifadelerini kullandı. KCK, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la yeğeni ve DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. HSM Karargah Komutanlığı Ankara'daki TUSAŞ eylemini üstlendi. Ölümsüzler taburunun bir otonom timi tarafından yapılmıştır diyerek eylem yapan gerillaların kimliklerini açıkladı. TUSAŞ'a yönelik eylem bahane edilerek Kuzey ve Doğu Suriye'de başlatılan hava saldırısının şiddet olaylarının derinleşmesine neden olacağının altını çizen DEM Parti MYK, savaş ve çatışmanın sürdürülmesi yalnızca daha fazla acıya ve kayba neden olacaktır. Tüm tarafları diyalog ve barışçıl çözüm yollarını benimsemeye çağırıyoruz. Sivil yaşam alanlarına yönelik başlatılan bombardımana derhal son verilsin dedi. KBDH Delal Ahmet milisleri tecrit ve işgal saldırılarına karşı İstanbul'da bir kozmetik ve kimyasal depoya sabotaj eylemi düzenledi. KBDH Gülnaz Karataş milisleri de İstanbul ve Adana'da eylemler yaptı. Eylemlerin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yapıldığı duyuruldu. Eski Sağlık Bakanlığı'nın sahibi olduğu Avcılar Hospital önünde bir araya gelen devrimci ilerici güçler ve kitle örgütleri sağlıkçı ticaret, soygun ve ölüm demektir. Herkese eşit, parasız, nitelikli sağlık şarttır yazılı pankart açarak bir eylem gerçekleştirdi. Yıllardır sağlıkta dönüşüm programına karşı uyardıklarını belirten İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Yenidoğan Çetesi'nin bebek katliamının sağlığının ticaret dönüştürmesinin ölüm getirdiğinin örneği olduğunu belirtti. ESP ve SGDF, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin Avcılar'da eylem yaptı. ESP İstanbul İl Başkanı Deniz Aktaş, bebek katliamının esas sorumlusunun AKP-MHP rejimi olduğunu söyleyerek, İnsanca yaşam için sosyalizm mücadelesini büyütme çağrısı yaptı. Sosyalist Kadın Meclisleri Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda bildirilerini kadınlarla buluşturarak 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklarda olma çağrısı yaptı. Kadınları eve kapatmaya çalışan, kadınlık vasfı adı altında kadınları köleliğe dayatan zihniyeti kabul etmediklerinin altını çizen Adanalı kadınlar, kadın katliamına, iktidarın kadın düşmanı politikalarına ve yargının cezasızlık politikalarına karşı yürüdü. Alın terinden almaya çağrı. Ölümsüzleşmesinin 32. yılında karanlık çağın Filiz'i Sezai Yoldaş'ı anıyoruz. Tüm dostlarımızı, yoldaşlarımızı, Sezai Yoldaş şahsında tarihimizin köşe taşlarını oluşturan ölümsüzlerimizi birlikte anmaya davet ediyoruz, dedi. Kaldıraç okuru Tolgacan Başyer'e yönelik devletin ajanlaştırma saldırısına ilişkin açıklama yapan Kaldıraç, bu çürümüş düzene, kızıl bayrağı zafere kadar taşıyacak, örgütlü mücadeleyi büyüteceğiz.
Son olarak ise ortağımızın başına gelebilecek her şeyden İstanbul Emniyeti, Valilik yani bu devlet sorumludur dedi. Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılarda 12 kişinin katledildiğini, 25 kişinin ise yaralandığını duyuran KSDBİM, Türkiye bu saldırılarla halkımızın aleyhine kendi iç meselelerini dışa vurmak, bölgede kaos ve daha fazla çatışma yaratmak amacında dedi. KSD Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türk Devleti'nin işgal planlarını 5 yıldır sürdürdüğüne dikkat çekti. Uluslararası koalisyonun saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Abdi, saldırıların sürdüğü koşullarda daha etkili yanıt vereceklerini belirtti. Avrupa'nın birçok ülkesinde sokaklara çıkan Kürtler, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırıları protesto edip tecride karşı mücadeleyi büyüteceklerini vurguladı. Eylemlerde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit de protesto edildi. Avrupa ezilen Göçmenler Konfederasyonu bir yandan çözüm süreci algısı yaratılmak istenirken diğer yandan Rojava'ya yönelik gerçekleştirilen saldırılara tepki gösterdi. Atik Federasyon Örgütleme Komitesi yazılı bir açıklama yaparak çalışmalarının tamamlandığını ve Avusturya Federasyon Kuruluş Kongresi'ne çağrı yaptı. AGİF açıklama yaparak göçmenlerin sınır dışı edilmesi anlaşması feshedilmeli dedi. Almanya ve İngiltere'de MLKP'nin 30. yılına ilişkin etkinliklerini sürdüren sosyalistler, Almanya'da söyleşi, İngiltere'de ise bildiri ve gazete dağıtımı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında Cuma günü 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakanlık, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2653'e, yaralananların sayısı ise 12.360'a yükseldiğini kaydetti. Siyonist İsrail'in 22 Ekim'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Nasrallah'ın muhtemel halife olarak gösterilen Saifuddin'in yaşamını yitirdiği Hizbullah tarafından doğrulandı. Devrimci Basından. Değerli dinleyenler, Devrimci Basından özetler bölümüne Özgür Politika gazetesiyle başlıyoruz. 26-27 Ekim tarihli gazete terör devleti manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Türk devleti 7 milyon insanın yaşadığı Kuzey ve Doğu Suriye'ye başlattığı bombardımanı sürdürüyor. Son 3 günde Tel Rifat, Gresipi, Derik, Gamışlı, Kobane, Haraçor, Amude, Rimeran, Efrin, Şehba, Minbiç, Svediye, Ayn Issa ve Tel Temir kentleri ve bağlı köyler bombalandı. SOR sadece son 24 saatte 50 savaş uçağı ve SİHA saldırısını rapor etti. Rojava'yı Kürtsüzleştirerek, Kürtleri katlederek statü sahibi olmalarını engellemek için hiçbir sınır tanımadan yok etmek isteyen Türk devleti, hastaneler, fırınlar, un ve tahıl depoları, buğday siloları, elektrik merkezleri, fabrikalar, telefon şebekeleri, su ve petrol istasyonlarını hedef aldı. Dün öğleden önce itibariyle aralarında çocuklarında olduğu en az 27 kişi katledildi. 60'tan fazla kişi de yaralandı. Türk devletine boyun eğilmeyeceğini vurgulayan Özerk yönetim, direnmezsek yok olacağız. Onurumuzu, şerefimizi ve topraklarımızı koruyacağız dedi. Gazete sür manşetten KCK ve KCK'nin Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dair açıklamayı KCK'den net irade beyanı başlığıyla, KCK açıklamasını ise merkez ve esas adres Önder Apo'dur başlığıyla vermiş. Değerli dinleyenler, açıklamadan bazı bölümleri ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Gazete Ölümsüzler başlığıyla 23 Ekim günü TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen eylemin kahramanlarını ve HSM açıklamasını Murat Karayılan ile yapılan röportajı da birinci sayfadan görmüş. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfası var.
Üst başlıkta PKK liderinin açtığı yolu değerlendirmeyen iktidar savaş uçaklarına sarılıyor diyen gazete Öcalan hazır, devlet hazır mı manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Ankara'da başlatılan süreç tartışmaları PKK lideri Abdullah Öcalan'ın verdiği çözüm garantisiyle daha somut bir evreye ulaşırken TUSAŞ saldırısını bahane eden iktidar Kuzey ve Doğu Suriye'de pervasız bir bombardımanı sürdürüyor. Son 2 günde yaklaşık 700 saldırı gerçekleştiren Türkiye ve desteklediği çeteler aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı. Önceki günde devam eden saldırılarda altyapı tesisleri, elektrik ve su şebekeleri, fabrikalar, tıbbi merkezler, fırınlar, tahıl siloları, kontrol noktaları hedef alınıyor. Eczane, fırın, yoğurt peynir fabrikası ve elektrik santralleri de hedefler arasında. Sohra göre artan hava ve kara saldırıları sonucunda can kaybı 27'ye yükseldi. Buna karşın DSG gerçekleştirdiği misilleme eylemi sonucunda 4 askerin öldüğünü duyurdu. Gazete manşetin içinden Aydar, ateşkesle başlayabiliriz başlığıyla KCK Yürütme Kurulu üyesi Zübeyir Aydar'ın Medya Haber TV'de katıldığı programda yaptığı konuşmayı vermiş. Konuşmasında karşılıklı ve samimi bir ateşkes yapalım çağrısında bulunan Aydar, bu tür bir ateşkes geçmişte mümkün olduysa bugün de mümkündür. Yeni bir şey keşfetmiyoruz. Geçmişte işe yarayan bir yöntemi yeniden uygulamayı öneriyorum. Biz bu sürece varız. Size de soruyorum. Bu konuda güveniniz var mı dedi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da manşetin içinden yer verilmiş. Yeni Yaşam gazetesinin birinci sayfasında yer alan bir diğer başlık ise Durdurun bu savaş suçunu başlığını taşıyor. TUSAŞ eylemi sonrasında işgalci Türk devletinin Rojava'ya yönelik saldırılar yer verilmiş ve aynı haberin içinde Özerk yönetimin çağrısı da yer alıyor. Atılım gazetesi bu hafta tecriti kaldırın manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Faşist Bahçeli bir kez daha konuştu. Tecritin kaldırılmasını ve Öcalan'ın özgürlüğünü bir kez daha siyasi şantaj olarak dillendirdi. Yine arkası gelmeyen vaatlerde bulundu. Sanki yıllardır İmralı'daki koyu tecritin sorumlusu AKP-MHP faşist iktidarı değilmiş gibi tecriti kaldırın diyor. İmralı hapishanesinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde yıllardır mevcut yasalar dahi yok sayılarak mutlak tecrit uygulanıyor. Bu tecrit aynı zamanda Kürt ulusunun ulusal haklarına uygulanıyor. Bu tecrit aynı zamanda Türkiye işçi ve emekçilerinin politik özgürlük mücadelesine uygulanıyor. Kürt halkımızın kolektif hakları ve Türk halk onuru için daha güçlü ve daha gür haykıralım. Tecriti kaldırın. İmralı kapıları açılsın. Gazete bu hafta sürmanşetten Yeni Doğan Çetesi'ni Bakanı, İl Sağlık Müdürü, Saray el ele Yeni Doğan Bebekleri katlettiler başlığıyla vermiş. Sosyalist Kadın Meclislerinin 25 Kasım çalışmalarını, SKM 25 Kasım çalışmalarının startını verdi başlığıyla birinci sayfadan gören Atılım Gazetesi, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen işçi emekçi mitinginin haber ve değerlendirmesini de işçi emekçi mitinginde topyekün direniş çağrısı başlığıyla görmüş. Gazetenin birinci sayfadan gördüğü köşe yazıları ve başlıklar ise şunlar. Gündem köşesinde halk sağlığını korumak için saray rejimini yıkalım. Büyüteç köşesinde devrimci erkeklere açık mektup, praksiste meşrulaştırma, alışma, kanıksama üzerine iz sürmek başlığıyla Özgür Eylül'ün mektubuna yer verilmiş. Değerli dinleyenler, sırada Agos gazetesi var. Bu hafta üst başlıkta Türkiye Ermeni toplumunun son fotoğrafı diyen Agos gazetesi demografi değişiyor, işsizlik oranı %15 manşet başlığını atmış ve manşet spotuna şu satırları çıkarmış. Türkiye Ermeni Patrikliği çatısı altında kurulan Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu'nun ilk çalışması olan Türkiye'deki Ermeni toplumunun gelecek projeksiyonu başlıklı anketin sonuçları rapor halinde kamuoyuna duyuruldu. Ankete yaklaşık 1300 kişi katıldı. Sonuçlar, Türkiye Ermeni toplumuna dair son verileri sunması açısından önemli. Verilere göre İstanbul'da Ermeni toplumunun demografisi değişiyor, toplum çevre semtlere yayılıyor. 900 kişinin özel bakıma ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. Ermeni toplumu içindeki işsizlik oranı %15.4 iken
evde aktif çalışan olmadığı halde hane oranı %11 düzeyinde. Rapora göre bunlar çarpıcı oranlar. Çocuk yetiştirmek için gerekli bütçeye sahip olmadığını düşünenlerin oranı dikkat çekici. Katılımcıların %64'ü kurumlarımızın Ermeni kimliğine hizmetini yetersiz buluyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların sayısı ise 600 olarak tahmin ediliyor. Gazetenin birinci sayfasında yer alan başlıklardan bir diğeri ise Radyo Susmaz, Açık Radyo Hiç Susmaz başlığı ile Açık Radyo'nun yayın lisansının RTÜK tarafından iptal edilmesi. Değerli dinleyenler, haftalık periyotla online yayınlanan Mücadele Birliği gazetesiyle programımız devam ediyor. Bu hafta ne tehditleriniz ne rüşvetleriniz manşetiyle çıkan Mücadele Birliği gazetesi manşeti şu satırlarla noktalamış. İçeride ve dışarıda sıkışmış durumda dinci faşist iktidar. Birleşik devrimin yükselen baskısı ensesini yakıyor. Zaman kazanmak için her şeyi yapıyor. Her türlü yalanları sıralıyorlar. Ama boşuna, ne sahte vaatlerinize kanar emekçi halklarımız, ne salladığınız sopadan korkup siner. Temellerinden sallanan devletiniz ve iktidarınızı yıkana kadar savaşa devam eder. Şimdi devrim zamanı. Gazete editör köşesinde Bahçeli'nin çağrısını faşist Bahçeli'nin çağrısı başlığıyla ele alıp değerlendirmiş ve özetle şunları belirtmiş. Geçmişte Öcalan'ın idamı için elinde yağlı ilmekle dolaşan faşist Bahçeli, Kürt halkına karşı kin ve nefretin başlıca ve temel kaynağı olan faşizmin insan kılığında vücut bulmuş hali birdenbire kimsenin beklemediği bir çağrı yaptı. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini aykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Adres İmralı'dan deme uzansın. Hodri Meydan, buna var mısınız? Yani ortada çözüm süreci çağrısı yok. Ne var peki? Silahlı mücadelenin bittiği ve örgütün lağvedildiği çağrısının yapılması isteği var. Bu çağrının meali tam teslimiyettir. Elbette böyle önemli bir gelişme tek başına ele alınamaz. Bu gelişmeyi bütün bir sürecin parçası olarak ele alıp incelediğimizde doğru sonuca yaklaşmış oluruz. Türkiye'nin bir dünya savaşı ya da en azından Orta Doğu'da Batı Asya, İsrail, Suriye, Filistin, Lübnan, İran içine alan büyük bir savaş beklentisi içinde olduğu en resmi ağızlardan ortaya kondu. Hazırlıklar da buna göre yapılıyor. Dinci faşist iktidar iç cepheyi sağlamlaştırma arayışı içinde. Neden? Çünkü büyük bir savaş beklentisi içinde ve bu savaşa sıkı bir hazırlık yürütüyor. Hava savunma ve elektronik harp sistemlerini Suriye topraklarına taşırken kendi topraklarında çelik kubbe kurma istemi ve bunun için bütçe arayışı da bu hazırlıklar arasındadır. Faşist devletin bütün kurumları çürümüş dökülüyor. Bir dış savaşla yeni toprakları ilhak ederek, toplumda şöven duyguları köpürterek, birleşik devrim cephesini bölerek düzeni toplumsal devrimden korumaya çalışıyorlar. Faşist devletin çağrısının anlamı ve nedeni budur. Gazetenin bu sayısında yer alan başlıklardan bir diğeri de Sarıgazi Halk Festivali yeniden yola çıkıyor başlığını taşıyor. Mücadele Birliği platformunun da örgütleyicileri arasında yer aldığı Festival Yürütme Komitesi'nin çalışmalarını yoğunlaştırdığı bilgisi paylaşılıyor ve festival kapsamında 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günlerinde Genco Erkal Kültür Merkezi'nde film gösterimi, halk forumu, çocuk tiyatrosu, panel ve konser gibi birçok etkinlik gerçekleştirileceği belirtiliyor. Değerli dinleyenler, Halkların Birleşik Devrim Hareketi yayın organı Birleşik Devrim'in 40. sayısı ile programımız devam ediyor. Tercihte Hayır, Öcalan'a Özgürlük manşetiyle yayınlanan derginin içindekiler bölümünde ise şu başlıklı makale ve değerlendirmeler yer alıyor. Güncel politik askeri durum ve görevler, Tercihte Hayır, Öcalan'a Özgürlük, Halkların Birleşik Devrim Hareketi'nin geliştirilmesinde ısrar, Kadın ve Devrim, Türk Devleti'nin Avrupa çalışmaları ve soruşturma saldırısı, canlanan işçi hareketi ve devrimci odak ihtiyacı, Lenin'in ölümünün 100. yılında Ekim devriminin yolundan ileri. Güncel politik, askeri durum ve görevler başlığı altında dünyada, Türkiye'de ve Kürdistan'da önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, bütün engelleme çabalarına rağmen milis eylemlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi, Birleşik Devrim Hareketi'nin sürekliliği açısından büyük bir moral değer yaratmaktadır. Aynı zamanda gerçekleşen eylemlerle birlikte faşizmden hesap sorma bilinci güçlenmekte, devrimci, demokrat ve yurtsever halk kesimlerinde önemli bir enerji yaratmaktadır.
İçinde bulunduğumuz zor şartlarda bile faşizme karşı eylemlerin devam etmesi, Kürdistan'da gelişen özgürlük mücadelesinin Türkiye cephesine güçlü bir zeminde taşınabilmesi potansiyeli açısından umut vericidir değerlendirmesi yapılmış. Lenin'in ölümünün 100. yılında Ekim devriminin yolundan ileri başlıklı yazıda ise 100. ölüm yıl dönümünde Lenin'in eserleri yol göstermeye devam ediyor. Lenin, dünya proletaryası ve ezilenlerin emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelesinde yaşamaya devam ediyor. Ekim devriminin çizdiği yolda geleceği kazanmaya çağrısı yapılmış. Özgür Gençlik Dergisi'nin Ekim-Kasım 9. sayısı Öfkeni Faşizme Doğrult manşetiyle çıkmış değerli dinleyenler. Derginin iç kapağında ise MESEM'ler kapatılsın, çocuk işçilik yasaklansın başlığıyla MESEM uygulaması nedeniyle yaşamları çalınan çocukların fotoğraflarına yer verilmiş. Derginin bu sayısında yer alan yazı başlıkları ise şunlar. Perspektif gençliğin gücüyle atılım zamanı, kadın perspektif özgürlüğü kazanmak için bir ışık yakalım, röportaj yasanın ardından hayvan katliamı ve direniş. Dergi bu sayıda dosya konusu olarak yeni faşist hareketleri almış ve bu kapsamda şu konuları işlemiş. Yeni faşist hareketler ve gençlik, yeni faşist hareketler ve kadınlar, faşizme karşı mücadelede gençlik. Özgür Gençlik Dergisi'nin diğer sayfalarında yer alan yazıların başlıkları ise şöyle. Kadında ücretsiz HPV aşısı için mücadele, aktüelde Bakur'dan Başur'a Kürdistan'a sömürgeci işgal, Orta Doğu'da 7 Ekim'in 1. yılında Filistin'de durum ne, incelemede sıkışan üniversiteler 68'den öğrenci intifadasına, mercekte AKP'li yılların çocuk işçilik tablosu, Kızıl Tebeşir'de iktidarın meslek eğitim politikası, Çevri'de kazanana dek mücadeleye devam, Ezgi Eygin'in kahramanca ve devrimci yaşamını onurlandırmak, hafıza, bireycilik ve tasfiyecilik karşısında 30 yıllık yürüyüş. Değerli dinleyenler, sırada Yeni Demokratik Gençlik Dergisi var. Yeni Demokrat Gençlik Dergisi'nin 22. sayısı Emperyalist Haydutluğa Geçit Verme şiarı ile çıktı. YDG'nin sunum bölümündeki açıklamada bu sayımızda ezenlerin saldırı ve savaş politikaları karşısında ezilenlerin direniş ve mücadele ruhunu taşıyan yazılarımızı okuyabilirsiniz denmiş. Derginin isyan bölümünde 3 yazı kaleme alınmış. Emperyalist saldırganlığa hayır, görülmeyen duyulmayan kıta Afrika ve emperyalizmin çöküş aşamasında faşizm yazısında faşizme karşı halkın ezilen kesimlerini örgütleyemeyenler başarıya ulaşamazlar. Ezilenleri halk demokrasisi sonrasında sosyalizm mücadelesinde birleştirme ve harekete geçirme görevi devrimcilerin görevidir. Emperyalizm çökerken, çelişkiler derinleşirken tarih bugün bize bunu dayatıyor. Bu fırsatı kullanamayan siyasetler yenilmeye ve yok olmaya mahkum olacaklardır denmiş. Forum başlığında ise asimilasyon insanlık suçudur, bu sıralarda ırkımızdan fazlası olduğumuzu biliyoruz değerlendirmelerine yer verilmiş. Denge Civanan'da katliam yasasına karşı tüm canlıları korumak ve burjuva kültürü bir kadavradır, yeni bir şey üretemez başlıklı makalelere yer verilmiş. YDG köy çalışmasından notlarında yer aldığı derginin genç kadın sayfalarında kadın olarak örgütlenmek ve aile devlet hukuk birliğinde narin olmak yazıları işlenmiş. Devrimci Basından. Değerli dinleyenler, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'nın 23 Ekim Çarşamba günü Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamadan bazı bölümlerle devam ediyoruz. 23 Ekim Çarşamba günü Önder Apo ile bir görüşme gerçekleşmiştir. Önder Apo'nun kamuoyuna yansıtmasını istediği bazı mesajlar da kamuoyuna yansıtılmıştır. 5 yıl aradan sonra Önder Apo ile görüşme yapılması çok önemlidir. Bu görüşmeyle Önder Apo'dan haber almak bizleri, halkımızı ve dostları oldukça sevindirmiştir. Ancak Önder Apo'nun da belirttiği gibi tecrit kalkmamış, devam ediyor. Önder Apo koşullar oluşursa Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için rol oynayacağını belirterek tarihsel sorumluluğunu yerine getireceğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tutum herkes tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Türkiye'nin barışı ve meselelerin siyasi
çözümü için tutum ortaya koyanlar, çağrı yapanlar, buna destek verenler, Önder Apo'nun bu tutumuna gerekli yaklaşımı göstermeleri gerekir. Bunun için öncelikle Önder Apo'nun sağlık, güvenlik ve çalışma koşullarının oluşturulması gerekir. Bu koşullar sağlanmadan, Önder Apo ile hızlı diyalog ve iletişim koşulları oluşturulmadan, Önder Apo'dan rol oynamasını beklemek gerçekçi olmadığı gibi iyi niyetle de değerlendirilemez. Biz gerçekleşen görüşmeyi olumlu buluyoruz. Ancak Önder Apo üzerindeki tecrit sonlanmış değildir. Tecrit devam ediyor. Tecritin devam ettiğini Önder Apo da belirtmiştir. Önder Apo üzerindeki tecrit tümden kaldırılmadan ve Önder Apo'nun sağlık, güvenlik ve çalışma koşulları oluşturulmadan, gelişmeden bahsetmek ve gelişme beklemek mümkün değildir. Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı Önder Apo'dur. Türkiye'de barışın sağlanması da Önder Apo'nun muhatap alınmasıyla mümkündür. Hareket olarak Türkiye'nin demokratikleşmesinin Kürt sorununun demokratik çözümünden geçtiğini, Kürt sorununun çözümünün de Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde olabileceğine inanıyor ve bu tutumumuzu birçok defa ortaya koymuş bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabının Önder Apo olduğunu her seferinde gerek biz gerekse de halkımız ortaya koymuştur. Bir kez daha bu yaklaşımımızı vurguluyoruz. Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği süreci esas alacaktır. Önder Apo, hareketimizin ve halkımızın iradesi ve Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı ve müzakerecisidir. Bu konuda herhangi bir farklı yaklaşım ve duruş söz konusu değildir. Hareketimiz bütün bileşenleriyle Önder Apo'nun geliştireceği sürece göre hareket edecektir. Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanlığı'nın 23 Ekim günü Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik gerçekleştirdiği fedai eylemle ilgili yaptığı açıklamadan bazı bölümleri sizlerle paylaşacağız. 23 Ekim Çarşamba günü saat 15.30 sularında Ankara'da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem Ölümsüzler Taburu'nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır. Yüksek bir kararlılık, yaratıcı yetenek ve apucu fedai ruhla gerçekleşen bu tarihi eylemin kahramanları Asya Ali, Mine Sevcin Alçiçek ve Rojger Helin, Ali Örek yoldaşlardır. Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye'de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur. Ölümsüzler Taburu prensip olarak sık sık eylem yapmaz. Ancak zaman zaman önemli ve stratejik hedeflere dönük güncel gündemlerden ziyade Türk devlet iktidarının soykırımcı uygulamaları, katliamları ve tecrit uygulamalarına karşı uyarı ve mesaj içerikli fedai eylemleri hayata geçirir. Yapılan bu eylemde bu çerçevede Kürdistan'daki uygulamalara karşı yapılmıştır. Gerçekleşen bu askeri nitelikli eylem ardından sözüm ona yapılan bu eylemin intikamını almak için Türk Savunma Bakanlığı'nın emriyle gerilla güçlerimizin bazı noktalarına karşı hava saldırıları gerçekleşmiş, bu hava saldırılarında güçlerimiz herhangi bir yaralı ve kayıp vermemiştir. Ancak bizimle ve eylemle herhangi organik bir ilişkisi olmamasına rağmen Rojava'ya Kürdistan ve Şengal'deki sivil hedeflere karşı yapılan saldırıların savaş anlamında hiçbir değeri olmayıp ancak Kürt düşmanlığı ile tanımlanabilir. Karşısında mücadele yürüten askeri güç alanları dururken Kürdistan'ın başka bir parçasındaki halkın yaşam alanları, su depoları, ekmek fırınları, elektrik ve enerji istasyonları ile hastanelerin hedeflenip vurulması bir savaş suçudur, uluslararası yasaların ayaklar altına alınmasıdır. Belli bir süreden bu yana gerilla güçlerimizin yürüttüğü taktik yaklaşımı zayıflığa yoran kesimlerin yanıldıklarını pratikte çarpıcı bir biçimde gösteren bu eylem, özellikle bu konuda yanılgılı yaklaşıma sahip olan kesimlere de bir cevaptır. Yüksek fedai ruh ve profesyonel bir performansla şehadetinin 32. yıl dönümünde saygıyla andığımız şehit Beritan Gülnaz Karataş yoldaşın çizgisini zirveye çıkararak bu eylemi gerçekleştiren Ölümsüzler Taburu'nun büyük kahramanları Asya ve Rojger yoldaşları saygı ve minnetle anıyor, onların sergilediği değerlere bağlılık ve anlam içerikli büyük insani ruh, duruş ve eylem karşısında saygıyla eğiliyor, anılarını özgür önderlik ve özgür Kürdistan yürüyüşünü başarıyla taçlandırarak yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.
hafıza. Değerli dinleyenler, Devrimci Hafıza bölümünde Ekim Devrimi'ni hatırlayacağız. 25 Ekim 1917 sabahı Kızıl Muhafızlar ve Devrimci Ordu birlikleri garları, postaneyi, telgrafhaneyi, bakanlıkları ve devlet bankasını işgal etti ve parlamentoyu dağıttı. Bu devrimci hamleyle birlikte Ekim Devrimi zafere ulaştı ve ezilen ve sömürülenlerin en uzun süreli iktidar deneyimi başladı. Zaferin kazanılmasının ardından 25 Ekim günü Lenin şu açıklamayı yaptı. Geçici hükümet görevden alınmıştır. Devlet iktidarı, Petrograd İşçi ve Asker Temsilcileri Sovyeti'nin organı olan ve Petrograd işçileri ve garnizonunun başında bulunan askeri devrimci komitenin eline geçmiştir. Kazanılan devrimci zafer yeni bir çağı, proletarya devrimleri çağını açıyordu. Proletarya Ekim Devrimi ile birlikte sadece burjuva iktidarı yıkma kapasitesine değil, sömürünün, ayrıcalıkların ve baskının sona erdiği yeni bir iktidarı kurumsallaştırma kapasitesine sahip olduğunu dostuna da düşmanına da gösterdi. Yeni bir çağın açılışına düşünce ve eylemiyle hız kazandıran Bolşevik Parti'ydi. Bu nedenle Ekim Devrimi tüm dünyanın ezilen ve sömürülenlerin bayrağı, onların mücadelesine yeni bir nefes veren güç oldu. Ekim Devrimi dünyanın savaşlar ve azgınlaşan sömürü ve yükselen faşizm koşullarında son derece günceldir. Onun sağladığı enerji yeni ekimler için dünya proletaryasına ve ezilen halklarına güç vermektedir. ...12 Eylül askeri faşist diktatörlük tarafından idam edilen Serdar Soyergin ve Hıdır Aslan'ı saygı ve sevgiyle anıyor, anılarına hazırladığımız kısa portrelerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 12 Eylül askeri faşist darbesinin ardından generallerin ülkenin üzerine kabus gibi çöktüğü bir süreçte 25 Ekim 1980'de THKPC militanı Serdar Soyergin idam edildi. Serdar Soyergin 14 Eylül 1980 günü arkadaşlarıyla bir kahvehanede sohbet ettiği sırada çıkan bir kavgaya askerlerin müdahale etmesiyle silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada yüzbaşı Bülent Angın ölürken Serdar Soyergin yaralandı. Yaralı halde gözaltına alınan Serdar Soyergin'in duruşması sadece 5 gün sürdü ve 40 gün içinde de idam edildi. Faşist junta bir subayın öldürülmesini otoritesine ve kurmak istediği rejime karşı bir meydan okuma olarak değerlendirdiği için Serdar Soyergin'in infazını bu kadar hızlı gerçekleştirdi. Devrimci yol hareketi içinde çeşitli alanlarda faaliyet yürüten devrimci Hıdır Aslan 25 Ekim 1984'te Burdur Hapishanesi'nde idam edildi. Hıdır Aslan devrimci faaliyetlerini çeşitli alanlarda sürdürmüş ve özellikle İzmir Tarih Direnişi'nde devrimci inisiyatifini ve kararlılığıyla öne çıkmıştı. Tarih direnişinde öne çıkışı onu egemen sınıfın devletinin hedefi haline getirmişti. Onun idam edilmesinde bu faktör önem kazanmıştı. Tarih direnişi sömürgeci Türk burjuva devletinin en büyük korkularını tetiklemişti. Hıdır Aslan duvarların arasından beklerken şöyle yazmıştı. Yaşamak bir türkü ise bunu bu türküyü en güzel biçimiyle söylemeye çalıştım. Türküyü gerçekten de en güzel biçimiyle söylemişti. Hıdır Aslan'ın ve Serdar Soyergin'in devrimci anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Değerli dinleyenler, 23 Ekim 1992'de işkenceyle katledilen TKB militanı Remzi Basalağ'ı anıyor, anısına hazırladığımız kısa portresini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1979'da liseli olan Remzi Basalağ o yıllarda yasak yayın bulundurmaktan ilk kez gözaltına alınır. Gözaltına alınması onu yıldırmak yerine daha fazla biler, daha sıkı sarılır kavgaya. 12 Eylül'ün karanlık yıllarında bir kez daha düşmanın eline geçer, bir ay boyunca direnir. Ancak sorumlu yoldaşının çözülmesi onun polis tavrını da etkiler. Ancak bunun altında ezilmez, tersine bilenir ve bu durumu şöyle ifade eder. Bunun ezikliğini yıllarca duydum.
Başta kendime olmak üzere bunu aşacağıma söz verdim. Daha sonra uzun hapislik yılları başlar. Tahliye olduğunda hemen askere alınır. Ancak ilk fırsatta askerden kaçarak yoldaşlarına ulaşır ve kaldığı yerden kavgayı kucaklar. 1988'de İstanbul'da pusuya düşer. Sorguda fırtına gibidir. İstanbul ve Adana işkencehaneleri tanıyor musun? Tanısam da tanımıyorum meydan okumasıyla inler. 23 Ekim 1992'de Adana Tekel Deposu kamulaştırma eyleminde ölümüne bir çatışma yaşanır. Yoldaşı Selçuk'un bedeninden 30 kurşun çıkarılır. Remzi Basalağ'ın silahı tutukluk yapınca tutsak düşer. Kelepçeyle zapt edemedikleri bedenini suç aletlerinin sergilendiği masanın arkasına geçirmeye çalışır İşkenceciler. Ardından o soylu tekme gelir. Basın hemen dışarı çıkarılır ve o gece bu direngen devrimciyi, TKB militanı Remzi Basalağ'ı katlederler. Güvercin Postası. Değerli dinleyenler, Hapishane Haber Turumuzla programımız devam ediyor. Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi 529. eylemini Hasta Tutsak Dede Anıl için gerçekleştirdi. Hasta tutsaklara özgürlük pankartının açıldığı eylemde söz alan İHAD Ankara Şubesi Eş Başkanı Faruk Yazmacı, Marmara Birnoğlu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan Anıl'ın sağlık durumunu aktardı. Hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek ve tedavileri önündeki engeller kaldırılarak derhal tahliyesinin istendiği F oturmasının 657'sinde ağır hasta tutsak Cengiz Sinan, Halis Çelik'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. İHAD İstanbul Şubesi önünde düzenlenen eylemde hasta tutsakların fotoğrafları ile 657. F oturması hasta mahpus Cengiz Sinan Halis Çelik serbest bırakılsın ve tedavi haktır engellenemez pankartları taşındı. Van Hapishanesi'nde 3 Ekim'den beri tutulan 67 yaşındaki ağır hasta tutsak Abdurrahman Gemicioğlu'nun 25 Ekim akşamı rahatsızlanması üzerine Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genel cerrahi bölümünde tedavi altına alınan Gemicioğlu'nun kolon kanserinin ileri aşamaya geçmesi nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Avukat Dilek Ekmekçi tutuklandı. 22 Ekim'de örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Ekmekçi, savcılığın itirazı üzerine dün gözaltına alınmıştı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ekmekçi bir kez daha tutuklandı. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Kırşehir Hapishanesi'nde bulunan tutsakların haklarının ciddi şekilde kısıtlanmasına ve tecrit uygulamalarına maruz bırakılmalarına dair Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Adana Suluca Y-Tipi Hapishanesi'nde tekli hücrede tutulan ve kendisine 2 yıl ömür biçilen ağır hasta tutsak Fevzi Aslan, ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için tedavisinin yapılmadığına işaret ederek sesimize kulak verilmeli çağrısı yaptı. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde politik tutsakların 2021'den bu yana şartlı tahliyeden yararlanamadığını söyleyen avukat Hülya Yıldırım, "Bu bir kötü muameledir, başlı başına kişilere eziyet edilmesidir," dedi. Hakkında tahliye karar verildiği gün yaşamını yitiren Serhat Temizler'in avukatı Metin Adıyaman, ölüme götüren bir süreç işletildiğini belirterek tahliyeyi gerçekleştirmeyen savcı ve hapishane idaresinin sorumlu olduğunu söyledi. Bakırköy Kadın Hapishanesi'nde 15 kadın tutsağın tahliyeleri birer yıl uzatıldı. İHAD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, hapishanede ifade özgürlüğü başta olmak üzere ciddi hak ihlallerinin yaşandığını belirtti.
tutsak İsmet Karak bulunduğu Sincan İkinoğlu Hapishanesi'ndeki uygulamaları anlatarak bize ya politik kimliğimizden, dolayısıyla onurunuzdan taviz verin ya da temel insani haklarınızdan olun dayatılmasında bulunuyor denildi. Antalya Leytepe Hapishanesi'nde tutsak Hüseyin Özen'in 10 yaşındaki yeğenine gönderdiği masal örgütsel haberleşme gerekçesiyle engellendi. Tutsak Özen, yeğeni N.Ö.'ye 9 Eylül'de bir mektup gönderdi. Mektupta Özen'in yeğeni için ele aldığı bir yazı ve masal yer aldı. Hapishanenin ilgili komisyonu mektubu göndermedi. Değerli dinleyenler, programımızı 22 Ekim 1984'te Stockholm'da yaşamını yitiren Kürt şair, edebiyatçı, yazar ve tarihçi Ciger Hun'un anısına onun Lori şiirinden bestelenen De Lori Lori türküsüyle noktalayacağız. Haftaya Avrupa saatiyle 11'de, Ame saatiyle 13'te görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, umutla kalın.
Sevesti, MG ve Kiva, ben sevesti.